Programımızın sonunda ne yapıyoruz? Baş başa kalıyoruz. Tüm hafta sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp üzerinden bize en çok hangi konuda soru soruyorsanız o hafta onları konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu haftaki konumuz da saç ekimi. Aslında saç sağlığı ve saç ekimi. Saç ekimi konusunu özellikle birkaç kez anlatacağımı düşünüyorum size çünkü o kadar çok sorunuz var ki bir programa yetmez inanın. Ayrıca biliyorum ki yurt dışından bizi izleyenler yanınızda da birer yurt dışından yabancı arkadaşınızı alıp Türkiye'ye en çok saç ekimi talebiyle geliyorsunuz. Bu yüzden bence saç ekimi konusuna daha sizinle çok devam edeceğiz. Saç ekimi nedir? Aslında hepiniz artık saç ekimi nedir biliyorsunuz. Saç ekimi iki kulak arası ensenin üst bölümünde sık ve doğal sağlıklı saçları alıp saçsız alanlara aktarma işlemi. Yani kellik için bir çözüm yolu. Şimdilik tek çözüm yolu biliyorsunuz. Saç ekimi birçok şekilde yapılıyor. Özellikle bu programda yöntemlerden bahsedeceğiz. Saç ekiminin şu an şu sıra o kadar çok e, tekniği var ki o, o kadar çok yöntemi var ki tek tek hangi yöntem hangi yöntem bana sormuşsunuz. Önce yöntemleri e, size anlatacağım. Sonra sorularınızı cevaplayacağım. Şimdi e, sorularınızı cevaplayacağım ama aslında soru cevap da gidebiliriz sizlerle. E, sorularınıza gelelim. İçerisinde ben size her şeyi anlatacağım. Şimdi saç ekimi... Ha! Sormuşsunuz zaten. Saç ekimine nasıl, e, yani hangi yöntemle yaptırmayabil, yaptırabilirim? Soruyorum. E, yeterli cevap alamıyorum. Ben hangi yönteme uygunum? Şimdi siz hangi yönteme uygunsunuz biliyor musunuz? Uzmanınız hangi yönteme karar verirse o yönteme uygunsunuz. Şimdi ben de bulunduğum iş yerinde bu şekilde birçok soru alıyorum inanın. E ben şu yöntemi yaptırmak istiyorum. Bu sizin karar verebileceğiniz bir şey değil ki. Nasıl başka ameliyatlara giderken ameliyatınızın nasıl yapılacağını, hangi yöntemin kullanılacağını, doktorun karaciğerinize hangi dikişi atacağını nasıl karar veremiyorsanız saç ekiminde de yönteminize siz karar veremezsiniz. Uzmanınız yani doktorunuz bir plastik cerrah ya da dermatolog sizin saçlarınızı inceledikten sonra hangi yönteme uygun olduğunuzu size söyleyecektir. Siz sakın yönteminiz konusunda doktorunuza ısrarcı olmayınız. Şimdi hangi yöntemler deyince saç ekimi hangi yöntemle yapılıyor? Ana yöntemimiz füe yöntemidir zaten. Füe foliküler ünite ekstraksiyonu demek. Yani saç köklerini arkadan tek tek bir motor yardımıyla alıp mikro kanallara implanta yani ekme yöntemidir, transfer etme yöntemidir. Aslında saç ekimi doğru kelime olarak saç naklidir. Saç ekimi 3 bölümden oluşur. 8-9 saatlik bir ameliyattır. İlk bölümde ne yaparız? Kökleri alırız. İkinci bölümde ne yaparız? Yerlerini açarız açık alanlarımıza. Üçüncü bölümde de ne yaparız? İçini ekeriz. Sizler saç ekimi diye nitelendiriyorsunuz, isimlendiriyorsunuz ama bu aslında bir saç nakli Saç transplantasyonu Aslında bir Doku nakli Bunu unutmayın ve asla basite almayın Saç ekimi öyle basit bir işlem değil aslında kocaman bir ameliyat inanın 8-9 saat süren bir işlem Lütfen Doğru yerde saç ekimi yaptırmaya Dikkat edin ee, Şimdi Türkiye biliyorsunuz saç ekimi konusunda Dünyanın başkenti artık İstanbul özellikle Birçok hastanede nasıl iroloji Kadın doğum dermatoloji birçok branşlar var. Artık saç ekimi de hastane içerisinde bir bölüm, bir branş, bir merkez haline geldi. Lütfen saç ekiminizi doğru yerde yaptırın. Doğru yer neresi sizin için? Elbette bir hastane, elbette bir doktorun olduğu yer, elbette bir plastik cerrah ya da dermatoloğun olduğu yer sizin için hastane tabii yer. Doğru yerdir. Lütfen bir hastane ortamında olun. Telefonlarda, o internet üzerinde, arama motorlarında her önünüze gelen yeri arayıp sormayın ve en ucuz yeri arıyorum şeklinde de en uygun yere burada uçağa binip gelmeyin lütfen. Sonra mağdur oluyorsunuz. Hem kendiniz çim adam oluyorsunuz açıkçası hem de ülkemizin kötü tanıtılmasına sebep olunduğunu da söylemek isterim. Bunları en çok siz iyi biliyorsunuz çünkü yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız bu videoları internette çok görüyorsunuz. Türkiye'ye liposakşına gitmiş sonuç kötü. Türkiye'ye saç ekimine gitmiş çim adam olmuş. İşte bunları yapmamak için sizlerin önce doğru yeri seçmeniz lazım. Bunları sakın unutmayın. Şimdi bir e, danışanımız, bir izleyicimiz demiş ki hiç saçım yok benim. Saç ektirebilir miyim? Yani ektiremezsiniz maalesef. Tabii herkes saçlanacak diye bir şey yok. Bazen satsız olmak da güzel olabilir. Kabul edeceğiz. E, çünkü saç ekimi yaptırmak için iki kulak arası ensenin üst bölümünde Sık ve sağlıklı saçlarınızın olması lazım ki bir miktar alalım ve açık alanları kapatalım. Eğer yoksa, yetersizse, çok inceyse, herhangi bir sağlık sorunu nedenle tamamen saçlarınızı kaybetmişsiniz ya da siz böyleyseniz artık e, saç ektiremeyeceğinizi bilmeniz gerekli. Öyle de bir imaj yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Herkes saçlı olacak diye de bir şey yok. İnanın. Şimdi <laughs> kış aylarındayız yaz mevsimi geliyor. Hızla bayram öncesi, bayram sonrası yaz gelmeden saç ektireyim, denize gireyim, saçlı olayım. Havuzda saçlarım böyle toparlanıp seyrek seyrek gözükmesin diye hızla saç ektirmeye çalışıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki yazın saç ekilmezmiş çünkü çok terliyorum. Denize havuza da gireceğim. Yazın saç ekimi yapılmıyormuş. Böyle bir şey yok. Söyleyeyim ki birinci ağızdan duyun. Bu soruları çok duyuyoruz. Sizler de sormuşsunuz bana. Klinikte de her gün bu soruları alıyorum. Bütün kış ben yazın yaptıracağım. Yazın saç ekimi yapılmazmış. Bütün yazda kışın yaptırayım. Şimdi gelmeyeceğim çünkü yaz mevsimindeyiz diyorsunuz ama yaz mevsiminde saç ekilmez diye bir şey yok. Bunu birileri uydurdu diye düşünüyorum. İnternet ortamında da yazıyor. Aslında kişilerin kendi arasında ki dedikoduları. Nasıl düğün, bayram, yazın memleketimize geliyoruz, tatil yapıyoruz, elbette denize havuza giriyoruz, memlekette düğünler var, bayramlar var, hazırlanıyoruz ve güzelleşiyoruz. Aslında tüm estetik operasyonlarda biraz da bizim halkımız böyle herhalde hepimiz yaza güzelleşiyoruz. Ortaya çıktığımız bir dönem estetik operasyonlar bu dönemde çok yoğunca oluyor. Saç ekimi operasyonları da bu dönemde çok yoğun oluyor. Yazın çok yaptırmayı tercih etmiyorsunuz ama ameliyatın yani işlemin bir kabahati yok. İşlemi yaptırabilirsiniz. Yaz mevsimiyle saç ekiminin bir ters ilişkisi yok. Yaptırabilirsiniz, terleyebilirsiniz, denize havuza da girebilirsiniz. Ama saç ekiminden hemen sonra ne şezlonka yatın ne de denize girin. Bunları istemiyoruz. Kurallar her zaman var. Ee, saç ekimine herkes, kadınlar dahil... Kadınlar için ayrıca konuşacağım gerçekten kadınlar çok fazla soru soruyor her geçen gün kadın saç dökülmeleri ve kadın saç açıklıkları kadın saç ekimi istekleri çok fazla biliyorum artık kadınlar da neredeyse hani o kadar da değil olmasın ama erkekler kadar saç sorunları ve saç açıklıkları yaşıyorlar böyle şakaklar açılıyor saç çizgileriniz açılıyor biliyorum günümüz koşulları çok zor e, stresli bir yaşamımız var. Evde çoluk çocuk, iş bütün bunlara yetişelim derken hakikaten stresli zamanlar yaşıyor kadınlarımız. Evde çok zorlanıyor ve saç dökülmesi. Hele aa şunu unutmayın. Ne söyleyeceğim? Stres diyorum ama hele bu korona nasıl saçlarımızı döküyor? Biliyorum ama merak etmeyin. Geri yerine geliyor. Hemen parantez içerisinde bunu söyleyeyim. Kadınlar da evet saç ekimi yaptırmak istiyorsunuz. Kadınlar ya da uzun saç kullanan erkekler ya da Ortamı icabı saçını kestiremeyecek olan erkekler saçlarını kestirmeden saç ekimi yaptırmak istiyorlar. Çok haklısınız ben de olsam saç kesmeden saç ekimi diye bir şey varsa saçlarımı neden bir numara kestireyim ki? Fakat herkes uygun değil. Kimler uygun biliyor musunuz? Eğer mesela küçük yara izleriniz, küçük böyle çocukluğumuzdan kalan yarıklar falan olur ya onları kapatmak istiyorsanız yani küçük yara izleri, küçük alanlar ve saç ekiminde şunu söyleyeyim böyle 5000 graft 6000 graft yani 10-15 bin saç telleri ekiliyor çokça açıklıklar büyük açıklıklar kapatılabiliyor açıklığınız küçükse yani bir 2000 graft lazımsa ancak trastsız saç ekimi yaptırabilirsiniz ya da diyelim ki size 4000-5000 graft lazım 6 ay sonra bir daha 6 ay sonra bir daha işlem yaptırmanız gerekir bunu unutmayın trastsız saç ekimini herkes ister ama Küçük operasyonlar, gerekli kişiler trasız saç çekimi yaptırabilir. Şimdi daha çok sorunuz var biliyorum. Hele söz konusu saç sorunlarıysa dediğim gibi kadınlar için özellikle bir gün tek bir programda konuşmalıyız diye düşünüyorum. Saç ekiminde yöntemler füe tekniğinden bahsettik. Diğer yöntemleri mutlaka anlatacağım size. Hele şimdi çok meşhur bir şey var kök hücreli saç ekiminden bahsedeceğim. Kök hücreli saç ekimi artık yaptırabilirsiniz. Türkiye'de birçok hastane ve klinikte kullanılabiliyor. Saçlarınızı biraz çoğaltmak için, uyuyan kökleri arttırmak için, saç dökülmenizi önlemek için, saç ekimi sonrası greft kaybını azaltmak için artık kök hücreli saç ekimi yaptırabilirsiniz. Şu anda saç ekiminde en çok tercih edilen yöntem kök hücreli saç ekimi. Özellikle tavsiyemdir kök hücreli saç ekimini. Ee, mutlaka öğrenin sorun kliniklere hastanelere ve sizin için uygun olduğunu göreceksiniz bu haftalıkta bu kadar programımızın sonuna geldik biliyorsunuz Aslı Hanım'la da birçok şey konuştuk saç ekimi konusu da daha bitmedi başka bir programda tekrar görüşeceğiz biliyorsunuz ki programımız tanı ve teşhis amaçlı değildir bilgilendirmelerinizi öğrendiklerinizi mutlaka doktorunuza sorunuz hepinize iyi pazarlar haftaya görüşmek üzere